Bey, merhabalar, nasılsınız? İyiyim ya, çok şükür. Yoğun, koşturuyoruz, çalışıyoruz. Bugün kardeşimizin hayatını oynadığı işte bir film var. Vizyona girecek. Çok duygulandım davet alınca. Kelimeler aciz kalıyor işte. Çok güzel bir insan. İnsanın sıfırının olunca, kardeşi gibi olunca böyle. Çok fazla anlatacak bir şey de kalmıyor. Ancak yaşanıyor. Yaşadıklarımızı zaman zaman dostlarımızla paylaşıyoruz. Hadi ya, böyle mi oldu diye. Lan ciddi misin? Bu da mı oldu, bu da oldu diye. Çok samimi, çok sıcak bir insan. Eminim filmi de o şekilde sıcak olacaktır. İnanıyorum. Zaten fragmanını izlediğimde o şeyi izlenimi de aldım. Çok başarılı oynanmış yani. Başarıyla sergilenmiş, sahnelenmiş. Çok beğendim. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken dünyada büyük dramlar yaşanıyor tabii. Yani sen biliyorsun. Tolstoy'un bir sözünü hatırlatmadan geçmiyorum. Eğer canınız yanıyorsa, hissediyorsanız canlısınız. Ama başkalarının acısını hissedebiliyorsanız insansınız der. Tabii oraya kör, sağır ve dilsiz kalmamamız gerekiyor. Bunu da naçizane, duyarlı bir insan olarak hatırlatmak zorundayım. Durum bu. Kardeşimizin gecesine geldik. Keşke hayatta olsaydı. Parça da şimdi çalmaya başladı aslında. Evet. Duygusal anlar yaşanacak tabii ki de film izlerken, ama sizin yıllara dayanan bir dostluğunuz var. Tabii, beraber çalıştık. Evet, hatırladığınız anılarınız var mı aklınıza gelince? Güldünüz, neşelendiğiniz diyelim hatta. Ya biz ilk yolculuğumuzda beraberdi. 94'te İstanbul yolculuğumuzda beraberdi. O Ben Sana Aşık Oldum girişindeki o melodiydi aslında şey. Buraya bir parça giriş çalar mısın dedi. Bir intro çalar mısın demişti. Adana'da bir düğün salonunda kayıtlarımızı yapardık böyle. Hatta Pamuk'tu ismi, yanılmıyorsam müzik olayım. Orada psikolojik Ahmet vardı. Murat dedi, şunun girişine bir şey çalar mısın? O girişteki piyanoyu ben bulmuştum. Geldim. İlk böyle firmayla anlaşmaya geldim de demişti döndüğünde. Ya Murat dedi, ulan dedi, daha dinlemez şunu sordular. Piyanoları kim çaldı? Onu sordular dedi. Yapma ya dedim, öyle çok şey etmiştik yani. Şimdi biraz güzel günlerimiz olmuştu ya, çok güzel günlerimiz. Biraz da tabii ki de değinmemek olmak, yakın dostunuz diye Murat Bey'in annesinin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi diye. Siz o dönem görüşebilme, konuşabilme fırsatı buldunuz mu? Tabii ben o zaman da buldum. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Hani bu ahlaki bir durum. Çok fazla dinlendirmek istemiyorum böyle kameralar karşısında. Sizinle paylaştı mı o ihanet süreci, aldatılma süreci, sizinle paylaştı mı? Şöyle. Ne gibi şeyler söylemiştiniz? Çok acı çekti. Çok özel bir şey tabii. Çok özel acı çekti. Acı çekti. Yani. Evet, acı çekti. Acısını şu anda bu saatten itibaren yani olmuş bitmiş bir olay. Tabii o da hakkın rahmetine kavuştu. Dünyada hiçbir eylem karşılıksız kalmıyor. Öyle bir kainatta yaşıyoruz, dünyada yaşıyoruz. Hiçbir eylem sonuçsuz kalmıyor. Hayatımızı buna göre sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bununla alakalı söyleyebileceğim tek şey bu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Magazinleşecek çünkü çok fazla magazinleşmesini de istemiyorum. Ama o acıyı çok derin yaşadığımı biliyorum. Acıyı çok fazla anlatacağım. Dünyada yeteri kadar acılar da var biliyorsunuz. Bugün kardeşimizi anmak için geldik. İnşallah da çok güzel olduğunu biliyorum. Filmi izleyebiliyorum. Çok güzel bir şeyler anlatmışlar hayatıyla alakalı. Söyleyeceklerim bu kadar ya. Peki, anmak için geldiniz dediniz ya. Onu sizin dilinizden anlatan en güzel cümleler, en güzel kelimeler, sizin için anlamlı olan sözler neler? Eyvallah. Onun en güzel cümlesi böyle. Eyvallah. Bir şey olduğu zaman. Kızdığı zaman da eyvallah. Mutlu olduğu zaman da eyvallah. Eyvallah. Peki son bir soru daha. Bu akşam ölürüm gibi besteler ne zaman gelecek? Veya seni çıldırma da aslında şu anda seni çıldırma işte sallı sallıydı bu akşam parçalar var. Hala hazırda geliyor da. Ya kitle iletişimi çok fazla hani böyle ancak böyle geceleri gelince kullanabiliyoruz. Çok fazla kullandığımız söylenemez. Ama şeyde şöyle. Konserlerimiz olmuyor da daha birkaç gün önce Adana'da işte konserimiz vardı. Çok da keyifli, kalabalık bir konserdi. Ondan bir ay önce işte Amsterdam'daydı. Ya konserlerimiz keyifli geçiyor. Teveccüh de gösteriyorlar. Yani farklı farklı görüşte insanlardan, farklı ideolojilerden insanları bir arada toplamak zor iş. Allah büyük lütufta bulundu bu konuyla alakalı. Samimi söylemek gerekirse. Güzel bir kitle var ya. Takip ediyorlar. Ben de minnettarım onlara.
Size de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Durum bu yani. Eyvallah diyorum. Ben de eyvallah diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Filmden sonra bakalım.